Tümüz var, sonrasında buradayız. Kışın güzelliği ile çiçeklerin güzelliği bir araya gelince gerçekten tadına doyum olmaz. Hem manzaralar hem ortam oluşmuş. Of. Çok soğuk ama şimdi burada uygulama yapacağımız için ne yapıyoruz? Kolları sıvıyoruz. Kolları sıvamak için şu montu bir çıkartalım. Evet, çok teşekkür ederim. Kollarımızı sıvadık. Oh, bakın dışarıda da gördüğünüz gibi siklemenler kar altında dahi, hani kardelen çiçekleri var ya, onların da bir değişik versiyonu diyelim, kar altında dahi bu kadar güzel çiçek açabiliyorlar. Kış için balkonumuza, terasımıza, ama hep dışarısı için söylüyorum, bir siklemen saksısı oluşturacağım. Böyle güzel bir plastik saksımız var. Şimdi işin püf noktalarından bir tanesi de şudur. Gördüğünüz gibi bu saksıların altı delik, ya da delik değilse mutlaka delin, çünkü delik olmalıdır. Zira suladığınız zaman ya da dışarıda, balkonda, terasta bunun üzerine yağmur, kar yağdığı zaman saksının içerisindeki suyun saksıdan direne olup gitmesi lazım. Güzel gidebilmesi için de işte bu deliklerin olması lazım. Bakın burada birazcık çakıl taşlarım var. Bu taşlardan deliklerin üzerine koyuyorum. Şöyle ki kullanacağım toprak bu deliklerin üzerine gelip onu tıkamasın diye. Şimdi deliklerin üzerine bir tane de burada unutmuşum. Buraya koyuyorum. Burada daha küçük çakıl taşım var. Bunu da bir kat daha üzerine sereceğim. Eğer bu çakıl taşlarından bulamazsanız böyle dere kumundan oluşan kum da olur. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Saksının altında bir drenaj tabakası yapıyor. Yani topraktan önce fazla suyun indiği yer burası. Şimdi sıra neye geldi? Sıra üzerine bir miktar toprak koymaya geldi. Bu işleri yaparken sakın eldiven meldiven giymeyin biliyor musunuz? Çünkü her zaman elimizin toprağa değme şansı olmuyor. Hanımefendiler, eğer derse ki işte bizim tırnaklarımızın içine falan giriyor, onun da bir yöntemi var. Bir kalıp sabun alın, şöyle koyun sabunu, tırnaklarınızı sabuna geçirin. O zaman ne oluyor biliyor musun? Tırnakların arasına topraktan önce sabun giriyor. Sonra siz işlemlerinizi yaptıktan sonra ellerinizi yıkadığınızda o sabunlar olduğu yere toprak girmediği için akıp gidiyor. Saksıyı toprağından nasıl ayırıyoruz? Şöyle elimize tutuyoruz. Bir şu baş parmakla işaret parmağını ayırıp parmaklarımızın arasına geçiriyoruz. Ve ters çevirip şöyle bir masanın köşesine bir iki tane tıklıyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bakın hop, kolaylıkla çıktı. Çıkan bu toprağı doğrudan doğruya bunun içerisine hemen almıyoruz. Çünkü zaman içerisinde saksının içinde bu kökler yumak yapıyor. O yüzden şöyle daha rahat çalışsın diye bu fazla topraklarını alıyoruz. Üstünden de aldık. Böyle bir kökleri rahatlattık. Şimdi bunu böyle saksının tam ortasına yerleştireceğim. Açık renk olanı. Daha birinci çiçekten itibaren görüntü değişmeye başladı. Hemen ikincisini alıyoruz. Ters çeviriyoruz. İki tıklıyoruz. İki de çıkmazsa iki daha tıklıyoruz. İşte çıktı. Görüyor musunuz? Uzun süre saksı içerisinde kaldığı zaman kökler bu şekilde bir sarmal oluşturur. Bunu bu şekliyle dikersek yeniden gelişmesi uzun sürüyor. O yüzden hemen bunları böyle elimizle açıyoruz. Çiçekleri saksı içerisine yerleştirdikten sonra bakın aralarında böyle boşluklar kalır.
bu boşlukları toprakla doldurup çok fazla olmadan elimizle sıkıştırıyoruz. Çok fazla bastırırsanız kılcal kökleri kopartırsınız. O yüzden hani saksıya çiçek dikerken bir parça böyle zarif, kibar olmak lazım. Gördüğünüz gibi sıklamen saksımız da pek güzel oldu. Şimdi bunu alıp evinizin balkonuna, terasına, bahçesine koyabilirsiniz. Bütün bunları neden yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Çünkü heveslendirmek istiyorum. Sizi böyle özendirmek istiyorum. Ay keşke bizim de olsun diye istiyorum, düşünün istiyorum ki gidin seralara, gidin çiçekçilere, güzel güzel bunları yapın. Bu güzelliklerden siz de mahrum kalmayın. Muhteşem görüntüler ama hocam orada tabii ki soğuk yediniz galiba. Evet. Birazcık yara bere de çıkmış. Evet, soğuktan mı? Evet, soğuktan. Dışarıda böyle tulumla, yazlık kıyafetle çalışınca o kaçınılmaz olarak hasta oldum. Olsun, hayatın olsun, içinde o da var. Olsun, yine çok şekerdiniz, yine çok güzel bilgiler ederim. Verdiniz. Geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam bu arada ilerleyen günlerde yine sizlerle beraber olmaya elbette devam edeceğiz. İnşallah. Eğer Erkan hocamın size evinize gelip yine güzel bilgiler vermesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Sosyal medyadan bize ulaşacaksınız ve Erkan hocam sizin evinize gelecek. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.